Assalamu alaikum azizler. Maalim fi tariqil ilmi. Bu talebelerge, muallimlerge, medreselerge, direktörlerge, umuman olganda İslomga xizmat qilaman degan barcha muassasalarga qarata aytilgan ma'ruzalari. Bu kitobda asosan bu kishi dinga qanday xizmat qilish kerak, ilmga qanday xizmat qilish kerak degan mavzularni ko'taradi. Lekin ichida juda bir ajoyib sirli narsalarni ham aytib o'tib ketar ekan. Mana masalan sizga umumiy xulosasidan jiccha joyini aytib bersam, bu kishi aytadiki, masalan, hamasu tadhiya degan mavzusi bor. Bunda aytadiki, dunyoda 3 ta narsa bor deydi. Uchalasi kimda jamlansa dunyo lideri bo'ladi deydi. Bittasi dedi, tadhiyal azima, o'zini fido qilish kerak dedi. Qilmoqchi bo'lgan ishiga o'zini fido qilish kerak. Ikkinchisi itharu shadid, qilmoqchi bo'lgan ishini birinchi o'ringa qo'yish kerak dedi. Qaysi maqsadga erishmoqchi bo'lsa, o'shani birinchi o'ringa qo'yish kerak dedi. Wal azima sulba, biz aytamizku, toshdan bo'lgan bir, temirdan bo'lgan bir azimati bor deb qo'yadi, ya'ni qat'iyatlik kerak bo'lar ekan. Mana shu 3 ta narsa topilsa, dunyo lideri bo'ladi deydi. Shaxsda topilsa, o'z zamonasining eng zo'ri bo'ladi deydi. Muassasada topilsa, o'sha muassasa eng kuchligi bo'ladi. Bir davlatda topilsa, o'sha davlat eng kuchli davlat bo'ladi deydi. Mana shu 3 ta narsa. Azizlar, bu kitobda qolgan ma'ruzalarida masalan أهداف طلبة المدارس الإسلامية. إسلام مدرسة إسلامي مدرسة لرن طلبة لرنين مقصد لرن ما بقولش كده. نما وش بس طلبة لرن يتسترامز. ما نشين كبر قرأت لد. إتبار قرأت هذا. كين أستاذ بولن طلبة أرتس دي علاقة. طلبة بولن الله أرتس دي علاقة أنا. أستاذ طلبة الله تعالى. Uchalasining o'rtasidagi aloqa qanaqa bo'lish kerak deydi. Ya'ni Alloh taologa qanaqa qilib biz ixlos qilib o'qishimiz kerak deydi-da. Mana shuni aytadi. Keyin talabalarni o'rinlari qanaqa-yu mas'uliyatlari qanaqa deydi. Masalan, bu haqida ham gapiradi. Keyin talabalar asosan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ochib ketgan madrasani talabalari hisoblanadi deydi. Ya'ni har qanday muassasalar qanchadir miqdor ishlab, keyin ta'tilga chiqib, kanikulga chiqib dam olish kerak bo'lishi mumkin, lekin islomiy madrasalarning talabalari unaqa bo'lmaydi deydi. Keyin haqiqiy madrasa, bu bizdagi haligi bor-ku, bitta bino qurib ichidagi islom madrasasi deb qo'yadi. O'shalarimi deydi? Yo'inki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan qolib ketgan qolgan merosni mahkam ushlab, u kishini yo'lidan yuradigan odamlarmi? Qaysi birini madrasa deymiz deydi? Qaysi birini islomiy madrasa deb aytamiz deydi? Bunga ham juda qattiq e'tibor qaratadi. Keyin hozirgi zamonda muammolari yo'q, talabalar o'z zamonasini juda yaxshi o'qishlari kerak deydi, yaxshi tushunish kerak deydi. Keyin islomni rivojlantirish kerak, islomga xizmat qilishimiz kerak deydi-yu deydi. Nimalar qilish kerakligini bilish kerak va islomni dushmanlarini ham yaxshi tanib olish kerak talabalar deydi. Kimlar hozirgi zamonamizdagi islom dushmanlari, kimlar, ularni bilish kerak deydi. Yoshligida talabalar, yoshligidagi fikrlar qandoq bo'lish kerak, ya'ni yoshlarimizni, islom yoshlarini fikrlari qandoq bo'lish kerak, uni ham aytadi. Qo'yingki birodarlar, bu kishi umrida yig'gan ilmiy, siyosiy, fikriy, da'aviy hamma tajribalarini, xulosasini talabalarga ixlos bilan beradi. Shunda ba'zi ustozlarga, ba'zi madrasa mutasaddilariga, oldingi zamon undoq edi, hozirgi zamon bundoq deydiganlarga aytadiki, yo'q deydi, zamon o'zgargani yo'q. Zamonni nizomi haligacha o'sha deydi.
aldığınız zaman da yetük bugün şahsler yıkarasız dedi. Ular uşağına bu üçten arsız topilgen dedi. Hakikatte azimetler küçülü boladı. Öz işlerge özlerin fidakigen boladılar. Kegin ular uşa bir kımakçı bugün işini birinci oranı koygen boladılar dedi. Hazır ki zamanda uşa yetüklerin karasız ikilesinde hem sıfatları bir kıl dedi. Demek nizam bitti dedi. Kim öz zamanasının en yetüge boladı? İhlas, özünü fida kılıçlık ve kat'iyetlik kıyanlar bulur dedi. Umumen algende azlar bu kitabını tavsiye kılaman, kayta kayta okuş gerek diyemen, talebelerge, ustazlarge, madrese mutasaddilerge, İslam'a hizmet kılıç, kılıçı, barca cebhelerdeki hizmetçi insanlarge tavsiye kılıp kılaman. Menfaatli bulur inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.